İsrail belli ki yani artık ne rehine görecek durumda ne herhangi bir uluslararası gücü dinleyecek durumda yani şu anda bir intikam peşinde ve hani e, büyük bir darbe yedi ve o darbeyi bedelini ödetme bir numaralı hedef haline geldi yani eskiden evet. rehinelerin bir önemi vardı takas için beklenirdi vesaire ama şu anda korkarım ki rehineleri bile gözden çıkarmış gibi görünen bir İsrail var ve e, yani onların durumu çok Herhalde 150'ye yakın rehineden söz ediliyor. Onların durumu evet. gerçekten acı. Ama şunu görmek lazım. Yani Hamas açısından bazen zafer zannettiğiniz şey sizin büyük yenilginizin ilk adımı olabilir. Yani Hamas büyük zafer çığlıklarıyla yapılan kutlamaları vesaireyi gördük. Ama <laughs> işte yani iyi hesaplanmamış bir şey hamle bir anda sizi tamamen çok büyük bir krizle baş başa bırakabiliyor. Ee, Hamas e, neye güvendi bilmiyorum ama çok iyi hazırlandığı belli bir katliam planıyla bu hamleyi yaptı ama e, İsrail'in böyle bir cevap vereceğini öngörmemeş olmasıları herhalde imkansız. E, yani halkını koruyamayacak olduktan sonra böyle bir saldırıda bunun dünyada başka örnekleri de var Türkiye'de de var tabii yani bir, bir hamle yaptığın zaman kendi halkını koruyamayacaksan o zaman 3 kere beş kere yüz kere tekrar düşünmen lazım. Bunun olmadığını gördük. Bir başka ders benim çıkarabildiğim yani Filistin hareketi içinde de İsrail'de de daha ılımlı çizgiyi iyi savunan insanlar var biliyoruz. Ne yazık ki onlar bertaraf edildiler. iki tarafın şahinleri tarafından ve ortada sadece şahinler kaldı. Yani o zaman e, uzattığın yani el sıkışabileceğin insanları bertaraf edersen elini kesmeye hazır insanlarla çatışmak zorunda kalıyorsun. Bunun da çok net bir örneğini gördük ve bir başka gördüğümüz şey kimisi için terörist olanın diğerleri için özgürlük savaşçısı olduğu ee, bazılarının terör dediğine bazılarının devlet terör dediği ee, burada da bir dünya ilkeler şeyine varamıyor yani bir türlü bir ilkelerde uzlaşılamıyor aynı şekilde beni bir de en çok düşündüren şeylerden biri dünyanın çözüm bulma yeteneğini yitirmiş olması yani şu anda büyük bir çaresizlik içinde bir haftadır e, gereken adımların atılamadığını görüyoruz. Hala şu anda savaş gemisi yollamak dışında diplomasi hala devrede değil. Tersine diplomatik çabalar sona ermiş durumda. Yani Filistin meselesiyle ilgili bir yumuşama, bir uzlaşma çabası bu atakla tamamen bu savaşla tamamen yok olmuş gibi görünüyor. Ve bu hepimizi kaygılandırmalı. Yani dünya eskiden bir yerde bir çatışma olduğunda ertesi gün müdahale eder ve bir en azından takas değişimi, en azından bir ateşkes, en azından belli bir süre ateşkesi garantiye alıp kadınları, çocukları, yaralıları kurtarma gibi şeyler olabiliyordu. Bu kez şu ana kadar, işte bir haftadır neredeyse bir türlü çabaların sonuç vermediğini görüyoruz. Bu da çok korkutucu.